Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videonun başında da gördüğünüz gibi eFootball PES 20 satın alımı gerçekleştireceğiz. Steam üzerinden satın alacağız. Evet, şu an satın alma işlemi gerçekleştireceğiz. Sepete ekle diyoruz. Kendim için satın al diyoruz. Evet, ben bu bilgileri doldurayım. Tekrar görüşeceğiz. Bilgileri girdim. Tabii ki siz bulup şekilde görüyorsunuz. eFootball PES 20 10 Eylül tarihinde indirilebilir yazıyor. Evet, yaklaşık 8 gün var. 8 gün sonra indirebilecek. Toplam 200 lira satın al diyorum ve satın alma işlemi gerçekleştirildi. Evet, e-posta onayı gönderilmiş. Makbuzum da burada. Ve mağazaya geri dön diyoruz. Bu videoyu burada duraklatıyorum. Tarihler 10 Eylül'ü gösterdiğinde, inme aşamasına geldiğinde bu videoya devam edeceğiz. Hep birlikte PES 20 nasılmış göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2,5-3 saat bekledikten sonra indirme işlemi bitti. Karşımıza direkt ayarlar çıktı. Evet, son ayarlarımızı yapalım. Okey diyelim. Oyuna girmeye çalışıyor. Ve evet, oyunumuza yavaş yavaş giriyoruz. Ve konum ekranı karşıma çıktı. Ben de merakla bekliyorum. Juventus bizi karşılıyor. Hızlıca oyuna giriş yapalım. Demosunu oynamıştık ama yine de bir görmek amacıyla bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapalım. Şu an güncelleme bulunmuyor. Evet, PES 20'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir sezon sizi bekliyor. PES 2020 deneyimimize favori takımınıza bir maç oynayarak başlamaya ne dersiniz? Evet. Yerel maç. Kullanıcı 1. Canlı güncelleme işlevi üzerinden en son oyuncu derecelerini ve transfer bilgilerini uygulamayı seçebilirsiniz. Canlı güncelleme işlevini etkinleştirmek istiyor musunuz? Takım seçme sürecinde VS ile canlı güncelleme işlevini açık veya kapalı olarak belirleyebilirsiniz. Etkinleştirelim. Şu an güncelleme bulunmuyor. Herhalde yarın bir güncelleme gelecek. Tabii ki birçok lig lisanssız. Şöyle hızlıca bir bakalım. Evet, Sport Toto Süper Lig'e girelim. Alanyaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Rizespor, Sivasspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor. Evet, Fenerbahçe'yi alalım. Sportoto Süper Lig. Galatasaray'ı alalım.
Evet, şimdilik kadrolar bu şekilde. Yarın bir güncelleme gelecek. Formalara bir göz atalım. Fenerbahçe'nin ikinci forması sarı. Galatasaray'ın krem rengi. Tabii ki formalar çubuklu olacak. Stadyumu da ayarlayalım. Stadyum tabii ki Şükrü Saraçoğlu. Zaman dilimi gece. Yaz güzel olsun. Normal sağ koşulları normal olsun. Evet, kadrolara bir bakalım. Evet, kadronun şimdilik bu şekilde. Valbuena'yı ofansif yapalım. Monsus'la Mehmet Ekeci'yi değiştirelim. Dirar'la da Zayas'ı değiştirelim. Yedeklere de bakalım kimler var. Tolga'yı biraz öne alabiliriz. Burada kimi almayabiliriz? Noşta der. Şener'le de Frey'i değiştirelim. Hayır, de İsmail'i değiştirelim. Evet, kadromuz bu şekilde. Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Muslera, Nagatomo, Markao, Luyendama, Mariano, Onyekuru, Fernando Donk, Belhanda, Fegoli ve Cagne. Genel ayarlara bakalım. Süperstar, en zor zorluk seviyesi. En iyi oyuncu yapalım. Uzatmalar açık olsun. Penaltı açık olsun. Oyuncu değişikliği 6 yapalım. Bunlar bu şekilde dursun. Sistem ayarlarına bakalım. Evet, dayanıklılık çubuğunu açık yapalım. Rakip oyuncunun adını görüntülü açık yapalım. Tamam. Ses ayarı hepsi full. Oyun hızı ayarı 2 yapalım. İşleyici ayarları özel olsun. Titreşim açık. Evet, ayarlarımız da bu şekilde. Ve başlama vuruşu deyip maçımıza geçelim. Evet, maç Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde. Anlatım Peter Duri, yorum Jim Beklin. Soyunma koridorlarından çıkıyor takımlar. Mükemmel bir atmosfer var. Hava şartları maç oynamaya çok uygun. Evet, takımlar sahada. Fenerbahçe taraftarı da yerinde. Galatasaray taraftarı da yerinde. Evet, tüm oyuncular hazır. İpucu. İncelikli top sürme gibi yeni ve güncellenen kontrolleri görüntülemek için duraklat menüsü yardım adımlarını takip edin ve komut listesinde vurgulayın. Yeni kamera. Kamera için varsayılan ayarlar yeni seçenek olan stadyum şeklinde belirlendi. Kamerayı değiştirmek için duraklat menüsünden kamera ayarlarını takip edin diyor. Evet, Soldado'nun vuruşuyla maçımıza başlıyoruz. Evet, Valbuena'dan bir ara pası, Hasan Ali kaldırım. Süratli. Bir orta geldi. Kafa vuruşu ve Muslera. Mustafa topu eliyle başlattı. Baskımız var. Evet, bir ara pası Onyekuru'ya. Skirtle yetişiyor.
Skrtel top alamadı ve korner. Top çıkmadı. Evet, baskın sonucu topu çaldık. Solda Ado. Yardıma gelen kimse yok. Zeiss. Valbuena'ya şık bir çalım. Evet, maalesef topu kaybettik. Evet, bir ara pas Onyekuru'ya. Skrtel dikkatli. Evet, hatalı bir pas geldi. Belhanda geri döndü. Baskım sürüyor. Topu çaldık. Mehmet Topal. Bir ara pası Soldado'ya. Vuruş. Mustara. Evet, Valbuena'ya bir faul geldi. Evet, hakemden sarı kart. Evet, faul pozisyonu ekranda. Donk dirsek atmış. Uzun serbest vuruş. Yön ayarlayın diyor. Falso ve eğim verebilirsiniz diyor. Tamam. Duran top stratejileri. Tamam. Free kickçimiz Valbuena. Mustara dikkatli ve topu aldı. Baskımı sürüyor. Havadan bir pas. Topu indirdik. Serdar geri döndü. Şey sonu hatalı bir pas. Jack ne? Topu kaybetti. Evet, bir ara pası Valbuena. Süratli. Bir ara pası şut. Ve top dışarıda. Valbuena dışarı döndü. Zeiss'tan kötü bir vuruş. Ve top dışarıda. Kötü vuruşların sebepleri. Şu durumlarda oyuncunun kötü vuruş yapma veya topun kontrolünü kaybetme olasılığı daha yüksek olur. Hızlı top sürerken, topu kontrol etmeden önce topu vurmaya çalıştığınızda topu vücudunuzun baktığı taraftan tamamen farklı bir tarafa doğru göndermeye çalıştığınızda. Kötü vuruşlar hakkında. Kötü bir vuruş topun yanlış bir yöne gitmesine veya istenenden çok daha yavaş gitmesine neden olarak rakibinizin topu çalmasını daha kolay hale getirir. Tamam. Mustara oyuna paslaşarak başladı. Soldado yetişmeye çalışıyor. Nagatomo. Havadan bir pas. Skrtel kalecisine döndü. Evet, Soldado'ya bir pas. Soldado pasını aktaramadı. Top bizde Zeiss. Onyekuru topu kaptı. Baskımı sürüyor. Evet, uzun bir pas. Top bizde. Bir ara pası. Geriye bir pas. Şut Mustara. Evet, top bizde kaldı. Hatalı bir pas. Jack neden de hatalı bir pas. Top Harun'a kadar gitti. Uzun oynadık. İndiremedik maalesef. Fernando. Still waiting for the first goal. Evet, Soldado topu ileride kaybetti. Galatasaray defansı
paslaşarak çıkmaya çalışıyor. Baskımı sürüyor. Fernando. Ve baskı sonuç getirdi. Top bizde kaldı. El var. El var. Hakem görmedi. Baskımı sürüyor. Top oradan çıkarmayı başardılar. Havadan bir pas. Onyekuru topu aldı. Skirtle koşuyor. Skirtle topu çaldı ve hakem faul verdi. Defansif stratejiler. Rakibiniz şut attığında Y ile kaleciye adım attırın. Yönü doğru tahmin ederseniz şutu kurtarma şansınız daha yüksek olur. Evet, alan savunması yapalım. Topu uzaklaştırdık. Ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarı sonucu 0-0. Derbide eşitlik. Evet, kaleyi bulan şutumuz 5. Topa sahip olma oranı 48-52. Hemen ikinci yarıya geçelim. Evet, Onyekuru kanattan geliyor. Zaysa bir çalı. Onyekuru süratli. Zaysa'dan bir müdahale ve topu çaldı. Soldado yalnız kaldı ileride. Bir ara pası Topal'a. Topal süratli. Topal içeri bir pas ve top Mustara'da kaldı. Mustara oyunu hemen başladı. Belhanda'ya bir ara pası. Skirtle. Serdar kapattı. Bir orta geldi. Top bizde. Evet, bu kamera biraz bir değişik geldi. Alışmam lazım bu kameraya. Cagne ve top dışarıda. Ve korner. Kafa vuruşu, top dışarıda. Kale vuruşu, vuruş kontrolleri. Yön ayarlayın diyor. B ile topa vurun. Daha uzağa göndermek için daha fazla basın. Topun eğimini ayarlayın diyor. Evet, solda da topu indirdi. Akichi. Calderim. Şey, sonra bir pas. Valbuena top alamadı. Evet, baskımız devam ediyor. Topu çaldık. Bir şut. Mustara ikinci hamlede topa sahip oldu. Evet, top bizde. Maalesef bir anlaşmazlık. Evet, uzun bir pas. Hasan Ali dikkatli. Isla. Well into the second half and still there's nothing between them. Bir ara pası Zaysa. Yetişemedik. Play for a throw. Gilson. Bir ara pası, vuruş ve top ağlarda. Mükemmel bir ara pası. Roberto Soldado çok iyi kaçtı. Dakikalar 69. Well,
Evet, Galatasaray oyuncuları kendi aralarında tartışıyor. Evet, mükemmel bir ara pası. Sol Dado'nun bitiriciliği. Ve Galatasaray karşısında 1-0 öndeyiz. Aslında kamerayı değiştirsem mi? Bir kamerayı değişik oynayalım. Evet, dinamik geniş olabilir. Bu şekilde ayarlayalım. Sürekli oynadığım şekilde, sürekli oynadığım kamera. Evet, bir ara pası, onye kuru, bir orta ve korner. Evet, paslaşarak kullandı Galatasaray. Bir orta geldi. Defansımız dikkatli. Solda da ileride tek başına. Zayis'a bir pas. Zayis'tan bir ara pası. Solda da yetişemedi. Evet, baskımız devam ediyor. Hasan Ali topu çaldı. Bir müdahale, hakem oynayın dedi. Bir ara pası maalesef olmadı. Evet, dakikalar 78. Top indirdik ama top Galatasaray'da kaldı. Top bizde, Valbuena. İleri bir pas. Muslera topu uzaklaştırdı. Evet, baskımız sonucu topu çaldık. Mehmet Topal. Bir ara pası solda Dado'ya. Çok süratli bir pas. Muslera topu uzaklaştırdı. Baskımız hala devam ediyor. Hakem oynayın dedi. Hasan Ali topu çaldı. Hatalı bir pas. Artık maçın son bölümlerine giriyoruz. Dakikalar 87. 1-0 öndeyiz. Onyekuru'ya bir ara pası. Orta geldi. Çok kötü bir orta. Evet, Galatasaray'dan 3 oyuncu değişikliği. Biz de oyuncu değişikliği yapalım. Solda da yerine Süleymani. Valbuena yerine Alper. Tamam, bu şekilde iyi. Evet, topu indirdik. Zayis. Zayis topu kaybetti. Onyekuru topu kaybetti. Emre Taşdemir süratli. Orta geldi. Harun kalesine dikkatli. Ve hakem maçı bitiriyor. Dakika 70'te Soldado'nun golüyle rakibimiz Galatasaray karşısında maçı 1-0 önde bitirdik. Evet, maçın adımız Soldado seçilmiş. Evet, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. İlk bilim olarak gayet iyiydi. Bir derbi yaptık, Fenerbahçe Galatasaray derbisi. En kısa zamanda Nuno Spor'la ana ligimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.